Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 24. hafta videolarına başlıyoruz. Evet gençler son haftadayız geometrinin son haftası. Yani geometriyi burada bitiriyoruz. Evet çemberin analitiğini işleyeceğiz bu hafta toplamda 3 video olacak. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda sayfa numarası 255, 256, 257, 258 ve 259'un yarısını işleyeceğiz. Evet çok çok sayfa var gibi gözüküyor ama sorular kısa kısa arkadaşlar. Ya ama bunu da bu şekilde bölemezdim. 2'ye 2,5 buçuk şeklinde bölemezdim. Bir bütünlük olduğu için bu şekilde yapmak zorundayım. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda sadece ve sadece çemberin standart denklemini anlatıp bununla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin standart denklemi arkadaşlar öncelikle çemberin analitiğindeyiz. Ne olacak? 1 analitik düzlem olacak bir de çember olacak. Analitik düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Çember diyoruz. Bakın şu. İşte bu. İşte bu. Yani analitik düzlemde A virgül B'ye R birim uzaktaki noktaların geometrik yerini oluşturuyor? Analitik geometride bir çember oluşturuyor. Peki bu sabit noktaya A virgül B noktası yani M virgül B yarı da R diyecek olursak bu çemberin denklemini yazmaya çalışacağım. Çember denklemini yazmak istiyorsam x virgül y gibi harfler verelim buna. Yani burası hocam bir nokta. Burası ikinci nokta. Burası üçüncü nokta. Bunların hepsini şöyle genelleyelim. Ne diyelim? Bunların hepsine x virgül y olsun diyelim. E burada şuraya bakacak olursanız burada iki nokta arasındaki uzaklık yarı eşit değil mi? Evet iki nokta arasındaki uzaklık formülünden yani x eksi a'nın karesi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi kare küçü içerisinde iki nokta arasındaki uzaklık formülü değil mi? Neye eşittir? Yarı çapa eşittir. E dolayısıyla buradan ne geliyor? İşte buradaki çemberin denklemi her iki tarafın kare küçüsünü, karesini alacak olursam x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde geldi. Yani analitik düzlemde m a virgül b merkezli r yarıçaplı çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare çemberin denklemini veriyor arkadaşlar bize. Birkaç böyle şey yapalım. Şimdi burada evet çemberin denklemi ne olur? Burada yazdık zaten biz ne dedik? x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde olur arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklıktan yazdık ve karesini aldık. Bu çıktı karşımıza. Şimdi birkaç antrenman yapalım sizinle. Mesela arkadaşlar merkezi 2'ye eksi 3 olan 2 3 olan ve yarı da 4 olan çemberin denklemi nedir? Mesela hocam x eksi noktadaki x 2 karesi artı y eksi eksi 3 yani y artı 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi yani 16 şeklinde bulunur. Ya da bunun tam tersi mesela x artı 5'in karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir r kare yani atıyorum 64 şeklinde verildiği zaman da bu çemberin merkezi nasıl bulunur? Şimdi merkezi a virgül b x eksi a y eksi b diyoruz ya bunun eksilisi olacak. Merkezi eksi 5'e bunun eksilisi y'den çıkarttığımızın eksilisi eksi 7'nin eksilisi artı 7 yapar. Yarıçapta ne yapacaktır? Bu r kare olduğundan yarıçapta 8 olacaktır arkadaşlar. Tamam bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Hem düz mantığını hem de ters mantığını konu anlatımın içinde de bu şekilde göstermek istedim. Haydi bakalım şimdi sorulara. 1'e 2 merkezde yarı çapı 3 olan çemberin standart teklemini bulunuz. Yani x eksi 1'in karesi artı y eksi noktadaki y'nin karesi eşittir 3'ün karesi olacaktır. Yani x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Direkt buraya 9 yazabiliriz gerçi. Örnek 2 merkezi bu yarı çapı bu. x eksi 4'ün karesi Artı y eksi eksi 3'ün karesi. Yani y artı 3'ün karesi eşittir r kare. Yani kök 2'nin karesi neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Çemberin denklemi budur. Geldik bir sonrakine. Tam tersi. Bu şekilde verilen çemberin merkezini ve yarıçapını çapını bulunuz demiş. Merkezi ne olacak? Hocam x eksi a y eksi b şeklinde ya. Bunun eksilisi. Yani eksi 5'in eksilisi ne yapıyor? 5'e bu y kare demiş. Aslında bu demek y eksi 0'un karesi demek değil midir? O zaman merkezi ne oldu 5'e 0. Yani y'den 0 çıkartmışım. Hani eksi 0, eksi ile çarpılmış 0 oluyor zaten. 5'e 0. Yarı çapta r kare eşittir 36 olduğundan r'yi de kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Merkezi 5'e 0, yarı çapı 6 oldu. Örnek 4'e geldik. Evet, merkezimiz direkt nedir arkadaşlar? Bunların eksilleri eksi 3'e eksi 5. Yarı çap nedir? 6 değildir. Dikkat, bu r kare olduğundan dolayı R kare 6 ise R de böylelikle kaç çıkar? Kök 6 çıkar. Örnek 5. Analitik düzlemde grafiği verilen evet x eksene teğet. Arkadaşlar bir kere analitik, analitik çemberin analitiği nedir? 1. Çemberi. 2. Analitiği bilen arkadaşlar bunu yapar. Sen burada çemberle ilgili sorular geldiği zaman ne yapacaksın? Çembersel özellikleri de kullanacaksın. Mesela merkez teğet çektik. E zaten burada 90 derece. E buraya baktığınız zaman merkezi zaten 4'e 2 şeklinde verilmemiş mi? Verilmiş. Yarı çap ne? E burada dikdörtgen var. Dikdörtgenden dolayı burası 2 ise burası da 2 gelir. O zaman merkezi 4'e 2 yarı çapı 2 olan çember denklemi isteniyor bizden. Yani bu da nedir? x eksi 4'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi olacaktır. Yani 4 olacaktır gençler. Örnek 5 bu oldu. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 6'ya. Evet bu şekilde verilmiş. Merkez teğet çektik zaten yapılmış. Hocam burası 1 bir birim burası 5 birim. Merkezimiz ne oldu? 1 bir birim solda. Merkezimiz eksi 1'e 5 oldu. Yarı çapta şuradaki dikdörtgenden dolayı burası yarı çap değil mi? Evet 1 bir birimken 1 bir birim burası. Yarı çapta 1 bir birim olan çember denklemi isteniyor. X eksi eksi 1. Yani x artı 1'in karesi artı y eksi -e 5'in karesi. Eşittir R kare yani 1'in karesi nedir arkadaşlar? 1'dir bu çemberin denklemi. Geldik örnek 7'ye. Evet. 3'e 4 verilmiş arkadaşlar. E burada bak burası 90 derece değil mi? Çembersel özellikleri yine kullanacağız. Merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya böldü. Merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya böldü. Buranın 3 birim buranın da 4 birim olduğunu biliyoruz. E burada bir dikdörtgen çıktı. E şuradaki dikdörtgenden dolayı üçgen yukarısı 3'tür. Dörtgen burası da dörttür. Çemberin merkezi ne oldu? Merkezimiz 3'e 4 oldu. Bir de yarıçap lazım. Çember denklemi için kendimize iki soru soracağız. Bir merkez, iki yarıçap. Merkezi bulduk. Yarıçapı nasıl bulacağız? En etkili silahın yarıçap. Al sana yarıçap. A 3 4 5 üçgeni. Yarı çap da 5 çıktı. O zaman x eksi noktadaki x yani 3'ün karesi artı y eksi noktadaki y yani 4'ün karesi eşittir 5'in karesi olacağından cevap x eksi 3'ün karesi y eksi 4'ün karesi eşittir. 25 şeklinde oldu arkadaşlar. Geldi örnek 8'e. Bu şekilde çizilmiş. Ne yapacağız? Çembersel özellikleri de kullanacağız. Bizim çemberin denklemini bulmamız için bize ne lazım arkadaşlar? İki şey lazım. Bir merkez, iki yarıçap. Bazı arkadaşlar şuradan yapabilir. Hocam burası 90 ya. a bu bizim çapımız yapıyor olu diyebilirsiniz. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman merkez buradadır. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Tam orta nokta. Eksi 4 artı 0, eksi 2'ye bölü 2. Eksi 4 artı 0 bölü 2, 0 eksi 4 bölü 2. Eksi 2, eksi 2 noktası yaptı. Yarı çapta 4, 4, 4 kök 2. Yani burası da 2 kök 2 yaptı deyip sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci yol bu. Ya da ikinci yol nedir? Bizim her zaman kullandığımız merkez burasıysa. Merkez kiriş çektik. 4 birim, 2 birim, 2 birim olacak. Merkez kiriş çektik. Hocam burası da 4 birim olduğundan 2'ye 2 oldu mu? Oldu. A burası da 2 burası da 2. Tamam. Hocam 2 birim solda 2 birim aşağıda. Merkezimiz eksi 2'ye eksi 2 yaptı. Yarı çapta en etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. 2 2 iken yarı çap uzunluğu da 2 kök kim oldu? Evet yarı çapta 2 kök oldu. O zaman x eksi eksi 2'nin karesi Artı y eksi eksi 2'nin karesi yani y artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi yapacaktır arkadaşlar. Yani şunu tekrar yazacak olursak arkadaşlar. Ben ctrl c ctrl v yapayım. x, x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 yapar. Çemberin denklemi arkadaşlar. Örnek 8'de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 9'a. Evet çemberin denklemini bulunuz. Burası 2'ye 0 noktasıysa bu uzunluk nedir? 2. Merkeze bak bakalım. Merkezi 0'a 0. Sıfır, yarı çapta 2. O zaman bu çember denklemi x eksi 0'ın karesi artı y 0'ın karesi eşittir 2'nin karesi şeklinde mi olacaktır? Evet. Yani x kare artı y kare eşittir 4 şeklinde olur. Merkezi 0'a 0 sıfır olan çembere de özel bir çemberdir bu. Merkezil çember adında veriyoruz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Bazen merkezil çember diye sözel olarak söyler. Mesela yarı çap 5 olan merkezli çember der. Ha, o zaman x kare artı y kare eşittir 25 diyeceksin. Yarı çap 5 olan merkezli çember. Tamam mı? Bunu da unutma. Örnek 9 bu oldu. Geldik örnek 10'a. Merkezi 2 3 olan ve orijinden geçen. doğru Şimdi bu tür sorularda da soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde, şekilde çizeceksin basit özel bir durumlar varsa analitik düzlemi çizebilirsin. O da ayrı bir konu. Ben rastgele bir şekilde şekli çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde şey çizdim. Merkezimiz kaça kaç? 2'ye 3. Ve nereden geçiyormuş? Orijinden geçiyormuş. Şimdi çember denklemi için kendime iki soru soruyorum. Hocam bana bir merkez lazım. Merkezim kaça kaç? 2'ye 3. Çember denklemi yazmak için ikinci sorum nedir? Yarı çap lazım. Nasıl ki bir doğru denklemini yazarken kendimize iki soru soruyorduk bir eğim iki nokta lazım diyorduk. Çember denklemi içinde iki soru soruyorsun. Bir merkez iki yarıçap. Bu iki soruyu unutma. Tamam mı? Evet yarıçap lazım. E hocam yarıçapta çapta hop şurasıdır. Yarıçapta nedir? Bu iki nokta arasındaki uzaklık. Kare içinde 2 eksi sıfırın karesi artı üç eksi sıfırın y'ler farkının karesi. Yani 3 eksi sıfırın karesidir. Yani 4 artı 9'dan R'yi de böylelikle kök 13 buluruz. O zaman çemberin denklemi ne çıkar arkadaşlar? x eksi noktadaki x yani 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare yani kök 13'ün karesi olacaktır arkadaşlar. O zaman denklemimiz ne yapıyor arkadaşlar? Ben şöyle teknolojiyi yine kullanayım. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Kök 13'ün karesi de kaç yapar? 13 yapar. Evet cevap bu. Geldik örnek 11'e. Örnek 11 ne diyor? M 2'ye eksi 4 olan ve P eksi 1'e 0 noktasından geçen. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. M neymiş? 2'ye eksi 4 ve hangi noktadan geçiyormuş? Eksi 1'e 0 noktasından geçiyormuş. Evet arkadaşlar kendimize iki soruyoruz soruyoruz. Çember denklemini bulabilmek için. 1 merkez. Merkezimiz belli. 2'ye eksi 4. 2 yarı çap. Yarı çap uzunluğunu da bulalım yarıçap uzunluğu da hop şu iki nokta arasındaki uzaklık değil mi Evet karek küçünde x'ler farkı eksi 1 eksi 2'nin karesi artı 0 eksi 4'ün karesi yani 0 eksi 4 0 4'ün karesimi yaptı Evet R böyleliklerine çıktı arkadaşlar 3'ün karesi 9 4'ün karesi 16 kök 25 çıktı yani 5 çıktı Evet merkezimiz belli yarıçapımız belli denklemi yazabiliriz x eksi noktadaki x yani 2'nin karesi artı y eksi eksi 4'ün karesi yani y artı 4'ün karesi eşittir r kare olacağından dolayı yani cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Burada cevabımız x eksi 2'nin karesi artı y artı 4'ün karesi eşittir 25 yapar. Evet görüyorsunuz kolay. Geldik şuraya. Merkezi x artı 2'ye A eşittir 12 doğrusu üzerinde ve birinci bölgede eksenlere teğet olan çemberin de en onuz. Ha, özel bir şey var. Eksenlere teğet diyor. O zaman arkadaşlar şu eksenlere teğet diyorsa birinci bölgede eksenlere teğet yalnız. Ve bir tane de doğrumuz var. Şöyle bir doğru. Birinci bölgede eksenlere teğet olan doğruyu bulalım arkadaşlar. Birinci bölgede eksenlere teğet olan doğru bu. Merkez var, teğet var. Çek dik, çek diki kullandın. Hocam burası da R burası da R. Yani merkezimiz ne oldu arkadaşlar? Burası da R burası da R olmadı mı? Şöyle evet. Merkezimiz ne oldu arkadaşlar? R virgül R yaptı. E zaten diyor ki merkezi bu doğru üzerinde diyor. E merkezi R virgül R bu doğru üstündeyse denklemi sağlar mı sağlar. X yerine R Y yerine R yaz. R artı 2 R eşittir 12'den. 3 R eşittir 12 oldu. R'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. He. Merkezimiz R'ye R'ydi. Yani 4'e 4. E 4. Yarıçapı da kaç 4 olan çember denklem isteniyor. Yani x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi, yani 16'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Cevabımız böylelikle bu şekilde oldu. Ne yaptık, şekli çizdik. Bazen basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Özel durumlar geldiğinde de analitik düzlemi çizip şekli yorumluyoruz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet. Kaça hallettik biz en son? Örnek 12. Şimdi sırada örnek 13 var. Evet. Merkezi x artı 3y eşittir 4 ve x eksi y eşittir eksi 4 doğruları üzerinde. Arkadaşlar merkezi şu doğru ve şu doğru üzerindeymiş. İki doğrunun üzerinde olan yer kesim noktası değil midir? Ortak çözüm yapacağız. x artı 3y eşittir 4 ile x eksi y eşittir eksi 4'ü ortak çözüm yapacağız. Arkadaşım x'leri yok edelim. Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayayım. Artı x eksi x birbirini götürdü. X, e, artı 3 y artı y 4 y yaptı. Bu artı 4 yaptı. 4 dört artı 4'ten 8 yaptı. 4 y 8'den y'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Y yerine 2 yaz bir tanesinde. X artı 3 çarpı 2 eşittir 4 olduğundan. X'i de kaç bulduk arkadaşlar? X'i de burası 6 ya. Eksi 6 diye geçiyor. 4 eksi 6 da eksi 2 yapıyor. Evet x 2 Y de x eksi 2 y de 2. Yani buradaki kesim noktası x virgül y kaç çıktı arkadaşlar? O kesim noktası eksi 2 virgül 2 çıktı. Şimdi diyor ki merkezi bu doğru üzerinde bulunan ve yarı çapı 3 birim olan diyor arkadaşlar. Yarı çapı 3. Yani merkezi eksi 2'ye 2 olan yarı çapı da 3 olan çemberin denklemi soruluyor. x eksi noktadaki x x eksi eksi 2'nin karesi yani artı 2'nin karesi. Artı Ay yazamadım. Artı y eksi 2'nin karesi eşittir r kare şeklinde olacağından yani 3'ün karesi olacağından burası 9 yaptı. Evet x artı 2'nin karesi y eksi 2'nin karesi eşittir 9 oldu. Örnek 13. Geldik örnek 14'e. Merkezi x artı y eşittir 6 ve x eşittir 2 doğrudur üzerinde olan. Arkadaşlar yine 2 doğru var. 2 doğrunun kesim noktası neymiş? Şeymiş. E, bu merkeziymiş. Tamam bulalım. Şununla şunu ortak çözüm yapacağız. Hani x eşittir 2 şeklinde olunca yerine yazma daha mantıklı. x yerine gel burada 2 yaz. Yani 2 artı y eşittir 6 olduğundan y'yi de 4 buluruz. Evet x 2 y 4. Burası x virgül y noktası ya. Yani 2 virgül 4 noktası oldu. Merkezi 2 virgül 4 oldu. Ve p 5'e 0 noktasından geçen. Evet merkezi 2'ye 4 olan bir çember var. Bak 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 dikkat şekli çiziyorum. Merkezi 2'ye 4 olan bir çember var. Ve bu nereden geçiyormuş? 5 ya e 0'dan geçiyormuş. Arkadaşım çember denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. 1. Merkez. Var mı merkez? Var. 2. Yarı çap. Yarı çap uzunluğu nedir? Yarı çap uzunluğu işte burası. 2 nokta arasındaki uzaklık. Yarı çap bulalım. Yarı çap nedir kardeşim? Kare küçüğünde x'ler farkı. 5 eksi 2'nin karesi. Artı 0 eksi 4'ün karesi. Ne çıkıyor buradan? 3'ün karesi artı 4'ün karesi. E, 9 artı 16'dan 25 kök 25'te 5 çıktı. O zaman bizden istenilen şey şu. Merkezi 2'ye 4 olan ve yarı çapı 5 olan çember denklemi x eksi noktadaki x'in karesi. Artı y eksi noktadaki y'nin karesi. Yani 4'ün karesi eşittir r kare. 5'in karesi o da kaç yapıyor? 25 yapıyor arkadaşlar. Örnek 14'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 15'e. Merkezi Eksi 1'e 3 olan çember bu noktadan geçiyormuş. Bu çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Şekli çiz kardeşim basit bir şekilde soruyu anlayabilmek için. Merkezimiz eksi 1'e eksi 3 ve 4'e 9 noktasından geçiyormuş bu nokta. Arkadaşlar çemberin yarı çapı soruluyor. Çemberin yarı çapı da merkezle bu arasındaki uzaklık değil mi? Evet iki nokta arasındaki uzaklık yarı çap. Kare içerisinde x'ler farkı 4 eksi eksi 1'in karesi. 4 artı 1'in karesi artı. 9 eksi eksi 3'ün karesi yani 9 artı 3'ün karesi 5 12 ne yapıyor? 13 yapıyor. Yani yarı çapımızı böylelikle 13 bulduk. Örnek 15'te. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 16. M merkezi M 2'ye eksi 4 olan çember Y eksenine teğet olduğuna göre. Bak özel bir durum var. Analitik düzlemi çizip analitik düzlemde yorumlayacağım. Merkezi 2'ye eksi 4 olan bir çemberden bahsediyor. Merkezi 2'ye eksi 4 olan bir çember böyle bir çember değil mi? Evet merkezi 2'ye eksi 4'ü yazdık. Şurası. Nereye teğetmiş? Y eksenine teğetmiş. Hocam Y eksenine teğet. Hop şöyle. Tam burada 90 derece olduğu yerde teğettir. Merkez teğet çektikten dolayı. Bitti. E, merkez teğet çektik. Bu yarıçap uzunluğu. yarıçap uzunluğu ne oldu arkadaşlar? Şu uzunluk 2 birim. E, yarı çapta 2 birim oldu. Yani merkezi kaça kaç oldu arkadaşlar? 2'ye eksi 4. Yarı da kaç? 2 olan çember denklemi isteniyor bizden. Yani x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 4'ün karesi. Yani y artı 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi yani 4 yapar. Evet. Gerçi bu çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Olsun. Denklemini de bulmuş olduk. Denklemi bu yapıyor arkadaşlar. Ama bizden çemberin yarı çapı isteniyormuş. Şurayı fazladan yazdım. yarıçapı kaç yapmış? 2 yapmış arkadaşlar. Cevap 2 oldu. Geldik ya örnek. Örnek 17'ye. Örnek 17'de ne diyor arkadaşlar? Merkezi eksi 3'e A ve yarı çapı 5 birim olan çember x eksenine t etmiş. Hemen şu şekilde yapıyoruz. A'nın alacağı değerler toplamı isteniyor bizden. Şu şekilde analitik düzlemde çiziyoruz. Merkezimiz kaça kaç? Eksi 3'e A. Arkadaşlar merkezimiz eksi 3 ve A. A pozitif de olabilir negatif de olabilir. Yani şu şekilde bir şey de Merkezi şu doğru üzerinde. Eksi 3'e A. Yani eksi 3'e A derken arkadaşlar şöyle bir şey. Hocam şurada olabilir eksi 3'e A. Burada olabilir eksi 3'e A. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Eksi 3'e A. Yani bu noktalar üzerindeymiş arkadaşlar. Bakalım neredeymiş. Ona göre yorumlayalım. Diyor ki bir de merkezi eksi 3'e A ve yarı 5 birim olan çember x eksenine t etmiş. Hmm. X eksenine t etse arkadaşım. Şimdi. Bizim çemberimiz bu şekilde olacak ya. Merkezi şu doğru üstünde olacak. Eksi 3'e bilmem ne. Ve x eksene teğet olacak. x eksene teğet olan doğru şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Evet. Bu şekilde x eksene teğet olan doğru bu şekilde olacak. Ya da bu şekilde olacak arkadaşlar. Eksi 3'e a bilmem ne 5. Arkadaşım o zaman merkez teğet çektikten tam 90 derece olduğu yer burası. Şimdi ona göre yorumlayalım bakalım. Yarı çapı da 5 birim diyor. E, burada kuzuluk 5 birimse o zaman 5 birim yukarıda. Merkezimiz eksi 3'e kaç yapacak o zaman? 5 yapacak. Merkezimiz ya eksi 3'e 5 yapacak ya da Hocam merkezde yet çektik. Yarı da 5 ise merkezimiz eksi 3'e. Burası eksi 3'e. Kaç yapıyor arkadaşlar? 5 birim aşağıda. Şuradaki noktada eksi 5 değil midir? Merkezimiz eksi 3'e eksi 5 olabilir. A'nın alabileceği değerler çarpımı isteniyor. Yani A değeri 5 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. Bizden 5 ile eksi 5'in çarpımı isteniyor. Çarptığımız anda cevap ne geliyor arkadaşlar? Eksi 25 geliyor. Evet örnek 17'yi eksi 25 bulduk. Geldik örnek 18'e. Merkezi eksi 2'ye eksi 4 ve y eksenine teğet olan çemberin denklemini bulunuz. Hadi bakalım. Şimdi y eksenine teğet. Hemen ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çiziyoruz arkadaşlar. Merkezi kaça kaç? Eksi 2'ye eksi 4. Hemen eksi 2'ye eksi 4'ü buluyorum. Ve Şurası eksi 2'ye eksi 4 noktası. Şuradaki nokta. Şurası eksi 2. Burası da eksi 4 noktası. Y eksenine teğet olan çember. Y eksenine teğet olan çember işte böyle olacak arkadaşlar. Yani merkez teğet çektikten burası 90. Burası 2 ise burası da 2 olur mu dikdörtgenler? Evet. Yarı çapı kaç oldu? Merkezi eksi 2'ye eksi 4 olanın yarı çapı da 2 birim oldu. Bizden bunun denklemi isteniyor. Yani x eksi eksi 2. x artı 2'nin karesi artı y eksi eksi 4 y artı 4'ün karesi eşittir r kare. Yani 2'nin karesinden dolayı 4 olur. Cevap bu. Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor bir sonraki soru? M 2'ye eksi 5 merkezli ve x eksene teğet olan çember. Arkadaşlar yine analitik düzlemi çizip yorumlayalım. 2'ye eksi 5 olacak. Arkadaş 2'ye eksi 5'i şöyle gösteriyoruz. Şurası 2 noktası burası eksi 5 noktası merkezi burası x eksene teğet olan çember de böyle olacak. X eksenine teğet olan çemberi de çizdik, merkez teğet çektik. Burası yarıçap. Burası 5 birim değil mi? Evet, burası da 5 birimdir. Merkezi 2'ye eksi 5 olan ve yarıçapı kaç olan arkadaşlar? 5 olan çemberin denklemi isteniyor. Hadi bulalım. X eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 5'in yani y artı 5'in karesi eşittir r kare. 5'in karesi olacağından 25 yapar arkadaşlar. Evet gençler, olay bu. Örnek 19'da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 20'ye. Merkezi x ekseni üzerinde olan ve x eksenini 4'e 0 ve eksi 8'e 0 noktalarında kesen çemberin denklemini bulunuz. Normalde basit bir şekilde çiziyoruz ama burada da ne yapalım arkadaşlar? Analitik özel özel durumlar var. Analitik düzlemi çizelim. Merkezi x eksenin üzerinde olacak ve merkezi x eksenin üzerinde olan bir doğru Eksi 8'de ve x 80'ini 4'te kesiyor. Çemberimiz yani nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir çember olacak. Arkadaş merkezde buradaysa bu bizim çapımız değil mi? Evet. Yani bunun orta noktası. Yani 8 4 daha 12. 6 birim 6 birim olacak. Eksi 8'den 6 birim ötede. Eksi 2 noktası yok mudur? Eksi 2'ye 0 noktasıdır arkadaşlar. Merkezimiz ya da eksi 8 ile 4. Yani bu 4'e 0 noktası. Bu da eksi 8'e 0 ya. Tam orta noktası olduğundan dolayı toplamlarının yarısı. Eksi 2'ye 0 artı 0 bölü 2 0 yaptı. E yarı çapta ne arkadaşlar? 4 birim burada 2 birim burada. Yarı çapta kaç yaptı? 6 yaptı. Yani merkezi kaça kaç? Eksi 2'ye 0 olan. Yarı çapı da 6 olan çember denklemi isteniyor. X eksi eksi 2'nin karesi. Yani X artı 2'nin karesi artı. Y eksi 0'ın karesi. Eşittir. R kare çember denklemidir. X artı 2'nin karesi artı. Y kare eşittir. 36 bize çemberin denklemini verecektir. Gençler. Evet geldik örnek 21'e. Merkezi y ekseni üzerinde olan aynı şeyin laciverti. Hadi bakalım. Yine çizelim şekli. Şekli çizdik. Merkezi y ekseni üzerinde olan ve 0'a eksi 2. 0'a 2 ve 0'a 2 6 noktalarından geçen. 0'a 2 ve 0'a 6 noktalarından geçen çemberin denklemi isteniyor. Merkezde y ekseni üzerinde ya. O zaman bu bizim çap yapacak hocam. Toplamda kaç birim burası? 4 birim. Hocam burası da 2 birim burası da 2 birim. E 2 birim yukarıda ne var? 4 var. Burası 0'a 4 noktası. Merkezi 0'a 4 oldu. Yarı çapı da 2 oldu. Çemberin denklemi isteniyor. X eksi 0'ın karesi artı. Y eksi 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesinden. X kare artı y eksi 4'ün karesi eşittir 4. Çemberin denklemidir arkadaşlar. Geldik örnek 22'ye. Yarıçapı 4 birim olan çember eksenlere 4. bölgede teğet olduğuna göre bu çemberin denklemi. Yine özel durum var. Analitik düzlemi çizelim. 4. bölgede eksenlere teğetmiş. 4. bölgede eksenlere teğet olan çemberi çizdik mi çizdik? Merkezimiz burasıysa merkez teğet çektik, merkez teğet çektik. Hocam burası da R, burası da R. A hocam R iken burası da R, burası da R oldu. Yani merkezimiz ne oldu? R birim sağda R birim aşağıda. R'ye eksi R oldu. R zaten yarı çapı kaçtı arkadaşlar? 4 değil miydi? Merkezi o zaman ne oldu arkadaşlar? 4 olduğuna göre 4 birim sağda 4 birim aşağıda. 4'e eksi 4 ve yarı da 4 olan çember denklemi isteniyor. Yani x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 4'ün karesi. Y artı 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi yapacağından 16 olacaktır arkadaşlar. Yani R kare kısmı 16 olacaktır. Böylelikle örnek 22. cevabını da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 23'e. Merkezi x artı 4 y eksi 12 eşit 0 doğrusu üzerinde bulunan ve ikinci bölgede her iki eksene de teğet olan çemberden bahsediliyor. Analitik düzlemi çizelim. İkinci bölgede her iki eksene de teğet olan çemberi düşünelim şimdi. İkinci bölgede her iki eksene de teğet olan çemberimiz bu şekilde değil midir? Evet. Şöyle merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Bak çember bilgilerini kullanıyoruz. Hocam burası da R, burası da R. Aa ne oldu arkadaşlar? Merkezi burası da R, burası da R mi oldu? R birim solda, R birim yukarıda. Yani R'ye pardon R birim solda olduğu için eksi R'ye R birim yukarıda olduğu için R oldu. Merkezi bu oldu. Bir de diyor ki merkezi bu doğru üstündeymiş. O zaman bu denklemi sağlar mı? Kesinlikle sağlar. O zaman bu denklemi sağlarsa yerine koyacağız. X yerine eksi R, Y yerine R koyacağız. Eksi R artı Y yerine de R yazarsam 4R. Eksi 12 eşittir 0 olacağından. Buradan 3R eşittir 12 geldi. R'yi de kaç bulduk? 4 bulduk. Yani çemberin merkezi ne çıktı arkadaşlar? R yerine 4 yazarsam. Eksi 4'e 4 çıktı. yarıçapı da kaç? 4 diyeceğiz. X eksi eksi 4'ün karesi. Yani X artı 4'ün karesi artı. Y eksi. Y eksi Noktadaki y'nin karesi 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi 16 yani yarı çapı karesi 16. işte cevabımız bu oldu arkadaşlar bu soruda da. Geldik örnek 24'e. Analitik düzlemde x eşittir 4 ve x eşittir eksik doğrularına teğet olan ve merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan. Arkadaşlar yine özel durumlar var. Analitik düzlemi çizelim. Şimdi analitik düzlemi çizip yorumlayacağız. Merkezi şurada arkadaşlar. Nerede? x eşittir eksi 2 ve x eşittir 4 doğrularına teğet olacakmış. Bir de merkezde y eşittir x doğrusu üzerinde olacak. Yani burada arkadaşlar bir sürü çember var. Çemberlerimiz bu doğrulara teğet ya böyle olabilir, böyle olabilir, şöyle olabilir. Bu doğrular arasında bu doğrulara teğet çemberler olacak arkadaşlar. Mesela rastgele bir çember. Ben bir tanesini yorumlayayım sadece. Ve merkezde burada bir yerde. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. E buranın ben eksi 2 olduğunu buranın da 4 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şurası da yarı çap burası da yarı çap olduğundan dolayı a 2r uzunluğu bak şu uzunluğa eşit olacak 6'ya 2r 6'ya eşitse r'yi buradan kaç buluruz 3 buluruz. Merkez lazım bana şimdi. Bak 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 merkez. Hocam r'yi 3 bulduk ya 4'ten 3 birim geride ne var? 1 noktası var değil mi? Merkezimizde 1'e k. k'nın ne olduğunu biliyorum bilmiyorum. Bak merkeze bak Hapsi 1 yaptı. Ordinatının ne yaptığını bilmiyorum. Şöyle oynuyor. Ama hapsi her zaman 1 bu çemberlerine. Şöyle çemberleri çizecek olursak. Hapsi 1 ordinatı K. Peki ben bunu nasıl bulacağım hocam? 1'e K. E, diyor ki sana merkez Y eşittir. X doğrusu üzerinde diyor. Gel burada denklemde yerine yaz. O zaman e, Y yerine X yerine 1 Y yerine K yazalım. K eşittir. Ne oldu arkadaşlar bu denklemde yerine yazınca? X yerine de 1 yazınca. A ne oldu? Arkadaşlar K eşittir 1 geldi. O zaman bizim çemberin ekleminde merkezi 1'e K'ydı. K dediğimizde 1 bir oldu. 1'e 1 bir ve yarı çapı 3 olan çemberin eklemi isteniyor. Yani bu da X-1'in karesi artı Y-1'in karesi eşittir R kare şeklinde olacağından yani 3'ün karesi olacağından bu 3'ün karesi yerine de ne yazabiliriz? 9 yazabiliriz. Cevap bu şekilde çıktı arkadaşlar. Örnek 24. Ve geldik örnek 25'e. Yani... Son soruya. Evet arkadaşlar. Evet dediğim gibi çok da fazla da uzun sürmedi. Sadece yarım saat küsür sürüyor işte. 30 dakika falan sürüyor. Bakalım. Yukarıdaki şekilde çemberin denklemini bulunuz. Tamam. Çember denklemi için kendime iki, sor iki, soru soruyorum. Ve çember anlatıcılar lütfen çembersel özelliklere dikkat edin arkadaşlar. O iki sorumuz neydi? Bir merkez iki yarıçap. Hadi bakalım. Merkez burası. Hocam anahtar kelime merkez T çektik. Merkez kiriş çektik. Tamam. Şunu şöyle yaptık. E hocam şurasının kaç birim olduğunu biliyoruz? 1. 9 ile 1'in arasının kaç olduğunu biliyoruz? 8. Sekiz. E 8 ise merkez giriş çektikten 2 eş parçaya böldü. Bunlar 4 4 çıktı? Evet. A 4 burada 1 burada burası 5 çıktı. Yani yarı çapı uzunluğu 5 çıktı. Yarı çapı 5 bulduk. Merkez lazım bize. Arkadaşlar şu uzunluk lazım bize. E ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi gençler? Evet. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu 5'ti. 5. 4, 5. Ne üçgeni? Şuradaki dik üçgenden. 3, 4, 5 üçgenden 3 üç çıktı. O zaman bu merkezimiz ne oldu? 3 birim sağda. Yani burası 3 üç çıktı. 3'e. 5 birim yukarıda. Evet. Yarı çapı 5 olan. Merkezi de 3'e. 5 olan. Çemberin denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. O da x eksi 3'ün karesi artı y eksi 5'in karesi. Y eksi 5'in karesi eşittir r kare yani 5'in karesi yani 25 olacaktır gençler. Evet böylelikle ilk kısmı bitirdik. Neyi bitirdik arkadaşlar ilk kısımda ne vardı? Çemberin analitiğinde çemberin standart denklemi vardı. Çemberin standart denklemi ile ilgili her çeşit soruyu burada çözdük. Sıradan haber çemberin genel denklemi var. Evet böyle özetleyecek olursak çemberin standart denklemine ne yaptık? Sadece şunu bileceğiz. 1. Çember denklemi yazmak için merkez lazım. iki yarı çap lazım. Sadece bu bilgi bazen basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Şekli anlamak için. Bazen de analitik düzlemi çizeceğiz. Özel durumlar verilirse. Bir de ne yapıyoruz arkadaşlar? Soruyu iyi bir şekilde okuyup yorumlayacağız. Başka da bir şey yok arkadaşlarım. Gerçekten başka da bir şey yok. Bir şey daha söyleyecektim aslında ama. Ne söyleyecektim o özette? Valla bilemedim ama. Bu şekilde ya merkez ve yarıçap belliyken olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Başka da bir şey yok aslında. Değil mi? Evet gençler son haftanın yani 24. haftanın ilk videosunu hallettik. İkinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.